Simülasyon Oyunları Dünyası Simula World'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Construction Simulator 4'teyiz. Oyunun heyecanı kaybolmadan hemen ardından bir bölüm daha çekmek istedim. Biliyorsunuz veya bilmiyorsanız da oyun yeni çıktı. Astragon Entertainment tarafından bana bir kod gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum yine kendilerine. Ve oyunda birazcık ilerlemiştik. Şimdi bu ikinci bölümde neler yapacağız? Yine birkaç tane görevimiz var. İşaretleri takip etmen yeterli diyor. Hala daha o tutorial kısmından çıkmış değiliz. O yüzden şöyle biraz hızlıca ilerleyelim. Tutorialları Allah tamamlayalım ve artık kendi işlerimizi falan yapmak istiyorum. Bakalım eğer bugün bitirebilirsek tutorial kısmını, bu hazırlık aşamasını bitirirsek sonrasında kendi işlerimizi yapmaya başlayacağız. Kanala ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz diyelim arkadaşlar. Lütfen beğenileriniz ve aboneleriniz benim için çok önemli. Şimdi burada bir araç almaya gidiyorduk. Forklift mi demişti, bir şey demişti en son bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Oo. Araç, araç birazcık fazla kayıyor. Özellikle frene hani çok sert basarsanız anında kaymaya başlıyor. Kontrollü fren yapmak lazım. Korna var mı acaba? Yok. Bu arada bir önceki bölümü izlemeyen arkadaşlar yukarıdaki kartlarda bulabilirler. LD Player ile oynuyorum arkadaşlar ben. Yani emülatörle oynuyorum. Nox Player'da çalıştıramadım. Daha doğrusu oradaki ayarlarımdan olabilir. Yani oyun bu cihazı desteklemiyor gibi bir şey yazdı. Benim zaten LD Player'ım vardı. Başka bir emülatör. Onda kurdum oyunu. Şimdi LD Player'da oynuyorum. Hani soran arkadaşlar oluyor bazen bilgisayarda nasıl oynuyorsun abi diye. Onu da açıklamak istedim. Hayır yapma yapma yapma. Yapma ya. Peki. Adamı orada yığdık bıraktık. Buradan sağa dönmemiz gerekiyor. Oyunda trafik cezalarını açıp kapatabiliyorsunuz. Ben menüden kapattım. Uğraşmak istemedim onlarla. Ama sizler daha gerçekçi olmasını isterseniz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şey açabilirsiniz de. Evet. Oo, araç bayisine geldik. Oyunda bütün araçlar lisanslı. Hepsinin markalarını orijinal haliyle görüyorsunuz. Zaten MAN kullandık az önce. JCB var, Liebherr var. Başka şimdi göreceğiz. CAT. CAT var mı hatırlamıyorum. Onlara da bakarız. Araç bayisine geldik diyoruz. Buradan yeni araçlar satın alabilirsiniz dedi. Nasıl yapacağız o işi? Nereye gitmem gerekiyor onun için? Ha pardon. Üstüne tıklarsak oluyormuş zaten. Boşuna geldim buraya kadar. Garajımız var zaten. Şöyle düzelt abicim. Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Araç bayisine gir diyorsunuz. Ve araç bayisine girdik. Ha ekskavatör alacağız. Ekskavatör. İşte bu. Seçenekler diyelim. Ha şu an bunu bedava veriyor bize. Satın al. Almak istiyorum. Görevimiz zaten bu. Aldık mı? Çık diyelim. Bakalım ne olacak. Oo. Minik ya bu. Minyatür ekskavatör. Bir insanlık yer var. Bir direk dikilmesi gerekiyormuş. Kazı yapmamız gerekiyormuş. Aracın üzerine uzun bastım. Ve aracımıza geçtik. Evet ekskavatörü kullanmak zor. Haritayı uzun basarak şuraya açıyoruz. Hızlı bir şekilde seyahat etmek isteyebilirsin diyor. Evet hızlı bir şekilde seyahat etmek istiyorum. Ana merkezimiz neredeydi? Haritası bayağı büyük oyunun bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizler de bakın. Şuralar var. Sonra burası var. Burası başka bir bölge ve aşağıda bir bölge daha var. Biz şimdi ana merkezimiz burasıydı. Ana merkeze hızlı şoför. Hızır şoför mü? Güzelmiş. Geldik. O hemen bizi... Bölüm tamamlandı diyor. Ne yapmamız gerekiyorsa oraya mı yönlendirdi? Ha, atık malzemeyi de kuklalı alanların oraya koy diyor. Evet. Sağ kontrol çubuğuyla şöyle yapacağız. Biraz uzaklaşsam siz de daha güzel görürsünüz bence. Biraz daha açalım.
Evet. Topla abi. Sanki biraz yanlış yerden aldık gibi oldu ama olsun. Atık malzemeyi buraya bırakacağız. Getir kardeşim. Böyle müzikli araçlar geçiyor bu arada. Onlar da bayağı gerçekçi olmuş. Oo, şuradan da alalım. Biraz fazla yukarıdan bırakıyoruz ama olsun. Sıkıntı yok. Biraz da şuradan alalım. Yok, bunu indirmeyelim. Şunu indirsek daha güzel olacak. Şöyle. Bu sesler araçtan geliyor. Oo. Çok fazla dipten aldık ama olsun. Tamam, biraz aşağı indirerek dökeceğim bu sefer. Sıkıntı olmasın diye. Ne kadar iş yaptığımızı bir yerden görüyorduk ama şu anda göremiyorum. Nereden göreceğim? Normalde gösteriyordu diye hatırlıyorum. Ekskavatörü kullanırken şu sağ ve sol kolları aynı anda ileriye ittiriyorsunuz veya aynı anda geriye ittiriyorsunuz arkadaşlar. Onlar paletleri hareket ettiriyor. Çok gerçekçi düşünülmüş bence. Evet, bakın başardık. Evet, gider borusunu kaldırmak için bekolu aracın kepçesini kullan. Boruyu kancaya takmak için vurgulanan... Bekolu araç ne abicim? Bekolu araç bu değil herhalde. Şunu tekrar bir boşaltayım da. Tamam. Boru nerede? Bekolu odur bu bence ama dur. Bir dakika, önce şunu kapatmamız lazım galiba. Hah. Evet. Buymuş. Bunu buraya indireceğiz galiba. İndir abi. Tamam. Oo, çok hızlı yapıyoruz ya. Şimdi yeni boruyu ekskavatöründe alarak konuma getir diyor. Yeni boru, ha yeni boru şu. Bunları aslında biz satın alıp falan getireceğiz. Ben öyle hatırlıyorum. Şöyle şuradan döndürebiliyorsunuz nesneleri. Açalım. İndirelim. Vav, bu sefer bayağı hızlı çalışıyoruz. Yani normale göre birazcık daha zor tabii şeyde, emülatörde. Çünkü iki tarafı böyle parmakla kullanmak gibi olmuyor. Belki tabletle de bir oynarım yani. Onu da bir ara deneyebilirim. Şu an için emülatörde zevkli. Aşağıdaki alanı kaz diyor. Allah Allah. Şöyle geri gidelim bakalım. Bu araç bayağı yavaş hareket ediyor. O yüzden biraz sıkıntı. Ama emülatöre göre kontroller inanılmaz güzel. Yani kendi otomatik zaten şey yaptı. Bunu nereye dökeceğiz ama? Nereye dökmemi istiyor? Yazmamış bir yer ama. Neyse, dök buraya. Bana ne? Bir alan göstermemiş yani. Yapabileceğim bir şey yok. İndir abi. Araç mesela bir şey alıp yüklerken, ederken, hareket ederken deviri artıyor. Onları falan çok güzel yapmışlar ya. Bunları tabii iki elle aynı anda yapmak çok daha hızlı olur ama dediğim gibi emülatörde maalesef olmuyor. Bu oyunun PC versiyonu da var. Kanalımda o da vardı arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Construction Simulator olarak PC'de oynanan versiyonu da var. Bu sefer de bu tarafa dökeyim bari. Heh, oldu. Evet, bu sefer oldu. Bunu inşaat sahasından çek diyor. Tamam. Şöyle yaparsak. Allah Allah. Bu arkadaki şey çalışmıyor.
Diğer düğmeler çalışıyor da. Solun geri gitme düğmesi çalışmadı. Ben ona bakarım daha sonra. Evet, bunu alandan çıkarttık. Ve tamamdır. Ne oldu, ne yap dedi. Aracı hedef konuma getir. Sürücü koltuğuna bakalım. Çok iyi ya. Bakın şu kolları oynatıyor. Getirdik mi? Şimdi çözdüm arkadaşlar olayı. Başka aracı buraya getirmemizi istiyormuş. Ben 2 saattir bunu getiriyorum. Orada yazıyı okumuyorum ki. Aracı değiştirmemiz lazım. Bu şurada dursun. Şuradan araç seçeceğiz. Diğer aracı buraya getirmemizi istiyor. Bu aracımız ta nerede ama? Biz bunu şöyle hemen şeyi açacağız. Şuraya inşaat sahasına. Vallahi hızlı şoför yapacağım. Yapacak bir şey yok. Hızlıca getirsin. Evet. Şimdi oldu. Evet. Aşağıdaki aracı getir diyor. Nereye getirmemizi istiyor? Ha, bir dakika. Ay ay ay. Yine çarptık ya. Biraz önce burayı gösteriyordum. Şöyle dönsek. Böyle dönsek daha mantıklı galiba. Evet. Bunu oraya yerleştirmemizi isteyecekti zaten. Bunu tahmin ettim de. Diğer araçla yapabileceğimizi niye düşündüm anlamadım. Ne yaptım ya? Of. Aracı niye sıfırladı? Ne yaptı? Ben anlamadım ki. Yanlış şeye bastım galiba. Şöyle koyabilir miyiz acaba onu? Gel geri gel geri gel. Peki. Aracı şöyle açacaktık. Araç sabitlendi diyor. Şöyle açalım. Bu direği kaldırıp da nasıl şey yapacağız? Dimdik tutacağız bilemedim. Evet. Yakaladım. Kaldır abicim direği. Dur ne yaptın ya? Kaldır 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 kaldır. Kaldıramadık ki. Heh. Oo. Bayağı yükseğe kaldırabiliyormuş. Süper. Ben bu kadar kaldırabileceğini düşünmemiştim bunun. Şimdi biraz şöyle bir alalım şunu. Evet. Böyle yerleştireceğiz. Şimdi birazcık geri çekelim. Çek abi geri. Çek 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 çek. İndir 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 indir. Ne oldu ya? Dur bir dakika. Kenara çarptık. La kamera çarpacak. Niye böyle oldu? İndiremiyorum. Şöyle yapacağız. Sonra buradan indireceğiz. Heh, tamam şimdi oldu. Biraz sağa. Hadi oğlum hadi oğlum. İndir indir. Evet. Tamam bırakalım artık. Görevimiz tamamlandı. Evet bunu buradan çek diyor. Önce toplamamız lazım. Topla abi. Ha, aracı sıfırla dediğim için biraz önce oraya göndermiş. Bütün görevleri yaptık galiba. Artık bitmiş olması lazım. Bakalım. Evet. Tutorial kısmı bitmiş olması lazım. Artık burası bizim hoparlörümüzde koyduğumuza, megafonumuz pardon, koyduğumuza göre sanırım artık gerçekten başlayabiliriz dedi. Süper. Başarının kilidini açtık.
XP'lerimizi, puanlarımızı, paralarımızı kazandık. Artık bunlar bizim ve yeni bir başlangıç diyor. Buradan sonra artık kendimiz herhalde işler alacağız bakalım. Evet, burada yeni görevler var. Banka var mesela, kişiler, bağlantılar diyor. Profil kısmımız var. Burası ana menüymüş. Artık bundan sonra devam ederiz arkadaşlar. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Yani ben bu oyunu çok heyecanla bekliyordum. İyi ki çıktı. Artık çıkar çıkmaz böyle seri şekilde videolarını getireceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.